Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi doçent doktor Gökhan Günaydın, CHP adına il örgütünün davetlisi olarak Adana'ya geldi. İl başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasında İl Başkanı Ayhan Barut, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin geldiği noktayı çarpıcı rakamlarla anlattı. Milletvekili adaylarının kimliğinin önemli olmadığının altını çizen Barut, o hal altında seçime gidildiğine dikkat çekerek örgüt olarak seçimlere hazır olduklarını kaydetti. Artık 15 yıllık saltanatın 16 yıllık hükümdarlığın sonu gelmiştir. Bütün unsurlarımızla, hayır bileşenlerimizle 24 Haziran'daki seçimlere hazırlanıp 25 Haziran günü bir yaz güneşiyle 25 Haziran'a uyanmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu nedenle bu halde seçimi kazanmamız gerekiyor. Başka yolu yok bizim için. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine giriyoruz. Milletvekili adaylarının kimin olup kimin olmamasının hiçbir önemi yok. Örgüt olarak geçtiğimiz dönemlerden tecrübeli olan bir örgüt kendini yenilemiş, taze kanlar koymuş. Her zaman seçime hazır olduğumuzu, iri ve diri olduğumuzu belirtmiştik. Değil 24 Haziran'a çekilen erken seçim tarihi 24 Mayıs'ta da olsa, takvim el veriyorsa biz bu seçime hazırız. Biz bu maçı alacağız. Parti meclisi üyesi doçent doktor Gökhan Günaydın da AK Parti ve MHP ittifakının aldığı erken seçim kararını değerlendirdi. MHP'nin ve İYİ Parti'nin oy oranlarıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Günaydın, AK Parti-MHP ittifakının oy oranının %48 civarında olduğunu öne sürdü. Erken seçim sürecinin nasıl işleyeceğini de anlatan Günaydın, Türkiye'nin aydınlık günlere uyanacağı zamanın geldiğini vurguladı. Bakın biz MHP ile İYİ Parti arasındaki ilişkilerin herhangi bir tarafı değiliz. Ama demokrasinin tarafıyız. Yani bu memlekette oy vermek isteyen insanların ha partisini kapatmışsın, ha o partinin seçime katılmasını engellemişsin. Ne farkı var? İnsanlar kendilerini 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak seçimlere göre ayarlıyorlar. Sen bunu öngörülemez bir şekilde 17 ay öne çekiyorsun. Anayasanın 67. maddesini bu çerçevede bir önceki referandumla değiştiriyorsun. Oradaki bir yıl önce yapılan değişikliklerin ancak bir yıl sonra uygulanabileceğine ilişkin hükmü kaldırıyorsun ilk seçimlerde. Ve böylece herkese bir kumpası hazırlamış oluyorsun. Şimdi denilebilir ki, ya sen niyet mi okuyorsun? İYİ Parti seçime giremeyecek durumda bile olsa AKP bu 6 aylık süreyi 3 aya çekecek. Dolayısıyla İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlayacak. Biz de deriz ki evet, biz yanlış analiz yapmışız. Kusura bakmayın, aslında AKP doğru bir adım atmaya hazırlanıyormuş. Hayat bizim doğru söylediğimizi ortaya koyacak. Bu kadar iddiayla söylüyorum. Çünkü AKP-MHP bu tarihi buraya çekerek İYİ Parti'ye kayacak oyları engelleme ve kendilerine bir olanak yaratma telaşı içindedirler. MHP'nin durumunu böylece özetleyelim. Peki AKP'nin durumu ne? Arkadaşlar AKP MHP'den gelecek oylara muhtaç durumdadır. Çünkü son yapılan kamuoyu yoklamaları AKP'nin oylarını %41-42 düzeyinde göstermektedir. %41-42 AKP oyuna %6-7 MHP oyu eklendiğinde 47-48 bandında kalmaktadırlar. Ancak MHP oyunu alamaması durumunda, yani Cumhur İttifakı'nı toparlayamaması durumunda 50 bandına yaklaşması dahi söz konusu olamamaktadır. Dolayısıyla MHP'nin açmazları doğal olarak AKP'nin de açmazları haline gelmektedir. Biz ne diyelim? AKP-MHP birlikte sizin açmazlarınız memleketin açmazı değildir. Siz bugüne kadar yaptığınız ilkesiz politikalarla kendinizi bu hale getirdiniz ama biz başka bir Türkiye'yi hep beraber ve el birliğiyle kuracağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda bir adayın %50+1 oya ulaşamaması durumunda 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turun gerçekleştirileceğini dile getiren Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, ikinci tura kalmadan seçimi kazanmak gerektiğini söyledi. Gün 24 saat çalışmak ve hepimiz en az bir genel başkan kadar, en az bu partinin yöneticileri kadar bunu görev edineceğiz ve inanıyorum ki hep birlikte beraber
el ele, omuz omuza da bu konuda 8 Temmuz, 9 Temmuz'a bağlandığında hepimiz bu ülkede görevimizi yapmış olmanın huzuruyla evlerimize gideceğiz ve Türkiye sizlerin emeğiyle, sizlerin çalışmasıyla yeniden 23 Nisan'da Cumhuriyetimizin kurulduğu, meclisimizin açıldığı, parlamentonun yeniden egemen olduğu, bu ülkenin yönetiminde birinci söz sahibi olduğu bir ülke konumuna kavuşacak. Basın açıklamasının ardından Günaydın, Adana İl Örgütü'nün organizasyonunda Mıdık Mahallesi Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen Şekerin ve Suyun Özelleştirilmesi Öyküler ve Gerçekler konulu halk buluşmasına katıldı.